Efendim selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi testere biraz eşya getirdik. Yarısını boşalttıktan sonra aklıma geldi kaydetmek. Şimdi gelen kutular var. Kutuları açacağız. Masam ve bir şey daha geldi. Çekmece olabilir. Onu yukarıya çıkartacağım birazdan. Hanımla onu kuracağız inşallah. Birazdan da büyük bir teslimat var. Şuraya kocaman kabinet gelecek. Masalı vesaire. Dolaplı. Başka ne gelecek? Unuttum yani. Sipariş listesini unuttum şu an ama gelecek bir şeyler. Gelince bakarız. Kutuları açacağız birazdan. Arabanın üzeri karlı. Kar yağdı Hollanda'da hayret. Burayı bayağı da ıslatıyor şimdi. Damlıyor. Şunları hemen indireyim. Ondan sonra arabayı dışarıya koyacağım. Tamamdır. Bence oldu. Beni bile tartıyor. 110 kiloyu tarttığına göre bilgisayarı tartar. Masayı hızlıca göstereyim sizlere. Şöyle bir masa. Amazon'dan 90 euroya. Şurada ayağınıza bir şey takılmasın diye burası komple boş. İki tane rafı var. Şöyle köşeli, çiçek gibi. İnternet girişimiz şurada. Prizimiz şurada. O yüzden kim geliyor kim gidiyor diye de görmek için. Yani bazen kargo margo söylüyoruz. Onlar geldiğinde görmek için de. Cama yakın duracağız. Şöyle alıp kalorifere doğru götürdük mü? Tamamdır. Çiçek. Şimdi çekmece bölümünü kuracağım. Masa bu şekilde oldu. Güzel oldu. Öbür türlü de olabilir. Bakacağım ya. Şimdi ekrana camdan yansıma olacak mı olmayacak mı? Bence yansımayan bir ekranı var ama yeni 24 inç iMac'in yansıyabilir. Bakarız ona göre. Şimdi şunu kuralım. Sonra malzemelerimiz gelecek bugün. Onları da birazdan bekliyoruz zaten. Çekmecemiz de oldu. Bu bununla takım değil normalde. Beraber satılmıyor. Ayrı ayrı aldım ama oldu gibi. Renkleri falan da oldu. Şöyle. Hop çiçek. Arkadan görüyoruz mu nasıl açılıyor? Güzel. Hanım hemen atladı oradan. Dedi bu dedi çok yanlış dedi. Azıcık mantıklı düşün dedi. Bunu buraya koyarsın. Üstüne de printer koyarsın dedi. Çekmecelerinde bir yerde durur dedi. Neyse böyle yaptık. Hadi bakalım. Güzel oldu. Çok mantıklıydı. Şey yapamadım. İtiraz edemedim. Şimdi aşağı inebiliriz. Malzemeler gelir. Evet kargomuz geldi. Beklediğimiz kargo. Normalde tırı ya da gelecek kamyonu içeri sokar öyle alırız diyorduk ama bayağı yüksek bir şey geldi. Kasasının çok büyük olduğuna bakmayın. Ön tarafta da küçücük bir Iveco sürüyor bunu aslında küçük. Japonic Trade. That's it? Yes. Yeah, thank you very much. Malzemelerimizi açalım bakalım. Hepsine bakmayacağım. Sadece neler var diye bakacağım. Kurulum daha sonra olacak ama şu paleti bir boşaltalım. Kutuları yan yana dizelim. Açalım bir bakalım hızlıca içinde neler var. Bugün vakit yok zaten. Şeyin yanına gideceğim. Mavi GTR'nin oraya gideceğim. Streç'le güzelce sarmışlar. Bu bayağı ağır. Büyük ihtimalle jack var bunun içinde.
Evet arkadaşlar, bu kutuları açacağız, kuracağız. Kurunca tek tek bakarız hangisi ne kadardı, kaç paraya geldi falan diye. Şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Bakalım. Ama hepsine toplamda 3000 civarı ödedim diye aklımda var. KDV dahil. Tabii o şirket üzerine aldığımız için KDV'yi geri alıyoruz sonra %21'i. Bunu anlayabiliyorum kutunun dışından. Bu toolbox'ımız ve 7 tane çekmecesi var. Hepsi dolu. Bu indirimdeydi işte. Normalde başka bir firmada 700 euro. Başka yerlerde 500-550 euro. Hepsi aynı tool. Dizilimi bile aynı. Çekmecelerin içine girip baktım. Bu indirimdeydi. 550'den 399'a düşmüş. Dedim indirimdeyken alayım. Koca toolbox'tı. Trolley ile beraber 399 aldım. Bunu hatırlıyorum. Dilerseniz bu videoya güzellik olsun diye toolbox'ımızı bir açalım bakalım. İnternetimiz geldi şu an. Hepsini aynı gün aynı vakit ayarlamaya çalıştım ki tekrar tekrar buraya gel git olmasın. Şimdilik burada yokum. Birkaç işler var işte. Bu bilgisayar falan da gelecek. Bilgisayar da yarın geliyor. O eve gelecek. Şimdilik bir tanesini açıyorum sonra. Zaten diğerlerine bakarız. Bunu tabii ki içinden çıkartmaya çalışacağız. Şöyle kutuyu kestik mi? Yeter. Çok güzel kutulamışlar. Hakikaten. Bir sürü karton çöpümüz oldu ya da olacak. Emlakçıya sordum bakalım bunları nereye koyacağız diye. Şimdi tekerlekler tabii şey değil herhalde. Kurulu değil. İçinden bir yerden çıkacak büyük ihtimalle. Şurada anahtarları var. Açık mı? Değil. Kapalı. Şimdi açtık herhalde. Bakayım. Bir tane anahtarımız var ama. Bu nerenin? Bu yan tarafın. Evet, yan tarafta da bir gizli bölümü var, anahtarlı. Gizli derken gizli değil de işte anahtarlı, güvenli diyelim hadi. Başka yerden daha var mı? Bir bakayım. Bu kilidi açtıktan sonra şurada dil varmış. Dille açıyoruz arkadaşlar. Hızlıca bir bakalım ne tarz araç gereçler var içinde. Bunlara bir bakmış olalım şu şekilde. İnsanın iş yapası yoksa da iş yapası geliyor. Şunlar köpüklü şekilde, yumuşak ve üzerlerinde kaç milim olduk yazmış. Büyük lokma takımı, uzun lokma takımı var. Şurada 3 tane cırcırlı cırt 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 anahtar kapanıyor. Şuradan gizliyle şöyle açıyoruz. Evet, bunlar da yine uçlar, alyanlar, büyükler, yıldızlar vesaire. Burada büyük anahtarlar var. Burası boş. Hayret. Fotoğrafa bir bakayım. Burası boş muydu? Belki de boştu. 30'a kadar var. 8'den. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İyi. 15 var. Genelde 14 olsa 15 olmuyor. O olsa olmuyor. Bunlar böyle tornavidalar. Her türlü tornavida var. Kısası, uzunu, incesi. Yıldız, düz. Bunlar da yine bu şekilde. Değişik alyanlar, büyük, güçlü gerektiği zaman ama küçük alyanlar yetmediği zaman bunlar iş görüyor. Yani şunun 399 olması muazzam bir şey. İşte çekicine kadar, pense, arka burun, ince, uzun, yan keski, ıvır zıvır. Şunlar delik açmaya yarıyor herhalde bir şeyler. Bilmiyorum. Kimisini bilmiyorum. Öğreneceğiz. Burada da yine böyle uzun, cırt cırtlı dönen. Lokma gibi var. Sanki altında bir şey daha var gibi geliyor. Ama yoktur herhalde. Derin ama. Nasıl alacağız bunu? İçinden tekerlekleri çıktı.
Evet, o da öyle. 7 çekmece var. 7'si de dolu. Bu fiyat yani bayağı iyi. Toolmania'dan alıyorum. Reklam falan değil ama kalitesini zamanla göreceğiz. Ama iyidir diye düşünüyorum. Tekerlekleri şöyle. Bunu nasıl kaldırıp tekerleğe takacağız? Hadi bakalım. Bütün çekmeceleri boşaltabiliriz belki. Yan yapıp öyle takarız. Ama şey... Hemen takalım ya. Malum alet edevatımız var yanımızda. Kendi alet edevatını kullanarak bunları hızlıca bir takalım. Heh, bir de şu tutup çekme eli var. Şeyi aman, aparatı var. Şurada bir indirelim aşağıya. Bakalım becerebileceğiz mi? Olmazsa paletin üzerine çıkartır bir tarafını. Öyle yaparız ama biraz zor. Bakalım. Evet, şuradan bakalım hangi şey lazım. Bu büyükmüş. Tamam bu. Şöyle dengeli tutarak herhalde yaparız gibime geliyor. Hiçbirinin yönü yok. Şöyle. Oynar kafa olan var mı? Var. Şimdi oynar kafa oynadı. Tam oynuyor. Evet, çekme buraya takılacak. Doğru. Ya işte hanımla gelince böyle rahat oluyor arkadaşlar kafanız. Şimdi bu büyük ihtimal fren yapsın diye dışarıda olacak o zaman şöyle. Tamam. Aletler fena görünmüyor. He? Güzel. Şöyle. 4 tane de bunu alalım. Evet, bunu taktık. Döneri de buraya taktık. Şimdi öbür türlü yapacağız. Sonra bakalım, test edelim. Evet, son aşama kolumuz. Kolu da taktık mı? Tamamdır. Bu tarafa iyice sıkalım. Sıktık. Tork bunun içinden çıkar diye tahmin ediyorum ama yok. Ben çok çok dikkatli bakmamışım. Küçük ve büyük tork anahtarını ayrıca alacağız artık. El torkuyla yapıyoruz bunları. Hadi bakalım. Çek. Hop. Kutudan bir kurtaralım bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, oldu. Gayet güzel oldu. Bakayım. Abartalım şöyle. Tek parmakla çekelim kocaman şeyi. Güzel. Tekerleklerin kayışı, bilyalar vesaire gayet güzel. Değil mi? Daha ne olacak? Şuraya telefon koyma yeri. İki tane kap holder'ımız var. Arabayla giderken sarsılmasın diye. Malzeme. Unutmayalım diye birkaç bölme. Evet, bunun küçük, dar, geniş şeyleri var. Çeşitleri var. Ben bunda yan tarafına bir tane ekstradan haznesi olan, şurada biraz daha table'ımız, yani masamız geniş olsun diye bunu aldım. Hallolsun. Şimdi arkadaşlar, bu büyük kabinet dedim ya buraya. Burayı kuracağız daha sonra. Onu sonraki videoda şey yaparız. Bugün yoruldum. Şimdi mavi GT'nin oraya gideceğim. O ayrı bir video olacak. Egzozumuz yapıldı ona. Bakalım nasıl olmuş. Biz tatildeyken yapın diye onlara verdim. Yandaydı egzoz. Şey aman araba. Hem evin önünde araba duracağına bir taraftan işlemleri olsun diye. Oraya verdiydim. Bakalım birazdan gideceğim oraya. Büyük ihtimalle o videoyu önce izlersiniz. Sonra bu videoyu izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Montajlara devam edeceğiz tabii ki. Hadi bakalım.